Otubey ekan bilan alhamdulillah har kuni gaplashaman. Zo'rlar, kayfiyatlari zo'r. Yaqin kunlarda kelarlar uje. Hech qanaqa internetdagi g'alati gaplarga ishonmanglar. Hammasi zo'r, kayfiyatlari, ko'rinishlari. Hech qanaqa boshlariga, qo'llariga, badan oyoqlari ozgina travma bo'lgan, uni kimdir aytadi, yuradigan, yurmaydigan normalni. Kim bo'lib juda ham xarakteri kuchli odam. Bugun turish kerak bo'lsa, bugun turib kelarlar. Kechani olib Ramazonni o'tkazib kelardim. Kecha gaplashdim. Ro'zalarni tutib, kechani qilib yotibdilar. Termizda iftorlik paytidagi janjal. Termizda iftorlik paytidagi janjal bo'yicha rasmiy ma'lumot berildi. 2021-yilning 16-aprel kuni soat taxminan 19:10larda ismi shariflar o'zgartirilgan. Komil oila a'zolari bilan Termizdagi Xan Sultan restoraniga ovqatlanish uchun keladi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabar berishicha, biroz vaqt o'tib ular o'tirgan stolga do'sti Aziz ham kelib o'tiradi. Komil yana qo'shimcha buyurtma beradi, ammo buyurtma kechikaverganligi sababli ofitsiant bilan o'rtasida tortishuv kelib chiqadi. Restoran ish boshqaruvchisi Jasur mijoz Komilga janjal qilmaslikni, Ramazon oyida o'zaro hurmatda bo'lishini so'raydi. Bunga javoban Komil unga baqirib, o'zaro hurmatda bo'lmasligini aytganidan so'ng restoran ishchilari bilan o'rtasida janjal kelib chiqqan. Janjal vaqtida Komil qo'li bilan Jasurning yuziga bir marta uradi. Shundan so'ng Komilning qaynukasi Davron ham janjalga aralashib, Jasurning yuziga qo'li bilan 2 marta urib tan jarohat yetkazgan. Davronni tinchlantirmoqchi bo'lgan restoranning 2 ishchilari ham jarohat olgan. Mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismining B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi tergov harakatlari davomida restoran ishchilari va boshqa ishtirokchilarning harakatlariga ham qonuniy baho berishini ma'lum qilindi. Вот смотрите, у меня весы, здесь нету салафан ничего. А сейчас я вам покажу кое-что. И обратите внимание на рынках, когда ходите, чтобы вас не обманули. Сейчас я вам кое-что покажу. Берешь салафан, оказывается, скотч, цепляешь, вот так стелишь салафан. Как будто аккуратненько, думаете, что чистенько. Вот, смотрите, берем колбасу, ставим ее на весы. Посмотрите, 920 грамм. Ага. Теперь смотрите, что они делают. Типа поправляют салафанчик, и ставят колбасу, и, пожалуйста, сколько получилось вес. И представляете, я это увидела и решила показать вам, как обманут. Обращайте внимание, когда ходите на рынок, вот если салафан, смотрите, а на самом деле сколько он весит. Представляете, какой обман. Andijon viloyatida Eski shaharda turadi bu ukaxonimiz. Ishlaydi, ishdan keyin mana qilib bakalaskadan topib sotadi u. Germaniyada bakalaskam pul. Zato bu bola kuniga 120 euro topadi. U 140 dollar bo'ladi. Kuniga 140 dollar. Zato bu bola shu yerga tushadi. Так, уже мерда oldi. Почти 6 евро bo'lib qoldi. İnanacağım. Her gün 120 euro'dan pul topar. Bugün bize bir anlattık yerlisi de. Hiç iPhone X o gen. Bu bolayım. 222 yılda turadım bana bu yavaş hiç yok. Bollar izni makal yaptı sizge hazır. Meni o'sha bolam menga yomonlik qilyapti. Yomonlik qilyapti. Nima qilib yomonlik qilyapti? Yomonlik qilgani hozir kesin deyapti. Kesin qizi bilan kesin birta pichoqdan o'tkazaman deyapti. Sizni? Ha. O'zingizni o'g'lingizni so'yib yuboraman deyapti. O'zimni o'g'lim so'yib yuboraman deyapti. 10 yil bersa 10 yil yotib yana chiqib kelaveraman deyapti. Astagfirullah. Astagfirullah, asta aytmang. Sizni uyingizdan haydayapti hozir? Meni uyimdan haydab ostidi o'zingni dedi. Qo'rqdim. Qo'rqib darvozani qulab oldim. Darvozalarni ham o'zim qilganman. U yo'q edi. U 19-yili Rossiyadan keldi, noyabr, oktyabr oylarida. O'shanda dadasi yotib qoldi. Dadasiga qaramadi. Dadangga qara, o'g'lim, kel.
ayağlarını üşüttürgen, ben kurtarılmaya pensem kırmayayım, ben sastıkta aldıken dedi. En kattası yigir mi? Ondan ikincisi 10'da oku yaptı, ikincisi 78'de oku yaptı. Onlar katta bu kaldı, kare yaptı. Kola mı ne kadar? Kareyim, uçasko Buramadda bağırıp sizge ne madur edip ağır yapırdı mı, yapırmadı mı? Ben uçaskovaydı görmedim, kızım bana vardı üyge. Hap. Dokumette ağanı. Hap. Kadastır üyeydi de, ben kaçıp git oraya ben. Kalitli verdim, kız kadastırdı ağanı, Melisa bana bağırsa, Melisa ayıttı ki, otur orada, ne ben eken güldüktü. Uradı dıptı, içip gelse uradı, birine sakıp koymasın bizi dese, kımaydı, otur orada dıptı, kulaksama yaptı. Hakimiyetke bormadiniz mi yordam sonra? Hakimiyetke bordu, ana o kız bordu. Ne madde yaptı hakimiyet? Hakimiyetem karını yaptı. İyi. Kanakası bu karı adam köçede kop keti yaptı, karı. Oğlu horla yaptı, uçasköy tarafını olmasa kanakası bu? Yok, hiç kim karını yaptı. İyi. Sot tamamla. Bitti, savalım var. Getirin. Siz hazır boya ettiniz, uçasköyle karama yaptı dediniz. Karama yaptı. Anaka? Hazır karama, anak karama. Sizi yanınızı ama yaptı. Beni yanımda ama yaptı. Onu yanına al yaptı. Oğlunuzu yanına al yaptı. Onu yanına alıp ne de yaptı? Böyle veriyoruz eşiydi de yaptı. Ben dedim böyle vermeyeyim ben de yaptı. Neme de böyle veriyorum? Böyle vermeyeyim ben. Neme için? Bu bala Rusya'da yürüdü. Meyli kola üy kimin namı da? Üy aşağı hali kızımdı namıdı. Kız iskattı lan? Kızım aşıktı. Aslında bir kere yetişkede oturuyordu. O şanda notaris. Hop kızıysam hazır ne de attı kızıysam? Kızım boşatsın diye. Kartalga yazdı, bu ne yaptı? Rayonga vardı, bu ne yaptı? Kızınızı üye, lakin oğlunuz zorla kılı yaptı. Zorla kılı yaptı. Kızınız sizi yanınızı al yaptı mı, o ne yaptı mı? Kızım yanımda cüde al yaptı, bakıp oturttu. Bakıp oturttu, he? Kızlara görseti yaptı. Kızınızdan razı size? Razı ben, nimette razı ben. Üçte oğlu var, nimeti sakıladı. Kafeda Fedzan qizga shilqimlik qilgan shaxslar va ularga qarshilik qilgan fuqarolar janjallashdi. Bir kishi pichoqlandi. Qayd etilishicha 2021-yilning 5-aprel kuni soat 21 larda 25 yoshli, 24 yoshli va 22 yoshli fuqarolar Namangan viloyatining Mingbuloq tumani Kichik Jomashuy mahallasida joylashgan jamoat joyi hisoblangan Vodiy umumiy ovqatlanish oshxonasida ularga xizmat ko'rsatayotgan 19 yoshli qizga shilqimlik qilib, uning sochidan ushlab tortgan. Shuningdek ularni tinchlantirmoqchi bo'lgan 31 yoshli fuqaro hech bir sababsiz urib do'pposlangan va ularning bezorlik harakatlarining oldini olmoqchi bo'lgan 46 yoshli fuqaro va 27 yoshli yana bir fuqaro qarshilik ko'rsatib, ularni ham urib pichoq bilan 27 yoshli fuqaroning son qismiga jarohat yetkazgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasida 31 yoshli va 46 yoshli fuqarolar yengil hamda 27 yoshli fuqaro o'rtacha og'ir tan jarohatlari olgani ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Mingbuloq tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 3 nafar fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi, A, G bandlari bezorlik harakatlarini oldini olish chorasini ko'rgan boshqa fuqarolarga qarshilik ko'rsatib, takroran sodir etilgan bezorlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, prosessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari jarayonida 3 nafar fuqaro ushbu umumiy ovqatlanish oshxonasida ofitsiant bo'lib ishlovchi 19 yoshli qizni ular bilan birgalikda bir stolga o'tirib ovqatlanishga majburlab, turli uyatli xatti-harakatlar sodir etganliklar sababli ushbu jinoyat kelib chiqqanligi aniqlangan. Hozirda esa tergov harakatlari davom etmoqda. Bundan avval Toshkentda 17 yoshli bola o'z tengdoshini pichoqlab qo'ygani, Jizzaxdagi restoranda raqs tushayotgan yigitlar qo'llar bilan bir-biriga tegib ketishi sababli janjallashib ketgan hamda Olmazorda voyaga yetmagan bola tengdoshini pichoqlab qo'ygan haqida xabarlar berilgandi.